Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Çorbamız için 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tenceremize alalım. Yağsındıktan sonra orta büyüklükteki rendelediğim havucu üzerine ekliyorum ve havucu sotelemeye başlıyorum. Havuçlarımı birkaç dakika soteledikten sonra 1 çay bardağı kadar tel şehriye üzerine ekliyorum. Ve tel şehriye hafifçe pembeleşene kadar kavurmaya devam ediyorum. Şimdi çorbamın suyunu vereceğim. 1 litre kadar tavuk suyu kullanıyorum. Tavuk suyu yerine et suyu da kullanabilirsiniz. Her ikisi de elinizin altında yoksa içme suyuyla da yapabilirsiniz. Her şekilde çorbanız çok lezzetli olacaktır. Şimdi çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Çorbam kaynarken ben de terbiyesini hazırlıyorum. Çorbamızın terbiyesi için 3 yemek kaşığı yoğurdu karıştırma kabımıza alalım. 1 yemek kaşığı tepelim olacak şekilde un ekliyorum üzerine. Son olarak da yarım limonun suyunu sıkıyorum. Ve pürüzsüz bir kıvam olana kadar terbiyemi çırpıyorum. Çorbamı kontrol ediyorum. Eğer şehriyelerim şiştiyse artık terbiye ile buluşturabilirim. Şu anda tam da istediğim gibi olmuş. Şehriyelerim çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi tenceremden bir kepçe çorbamı suyundan alıyorum ve terbiyemi ılıştırıyorum. Kesilmemesi için bu işlemi mutlaka yapmanız gerekiyor. Şimdi terbiyemi tencereme ekleyebilirim artık. Eklerken bir yandan da karıştırmayı ihmal etmiyorum. Çorbam kaynamaya başladı. Bu aşamada tuzunu da eklemek istiyorum çorbamın. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımın altını kapatabilirim. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha çorbamı pişirmeye devam ettim ve çorbam servise hazır. Eğer çorbanızın koyu olduğunu düşünürseniz bu aşamada su eklemesi yapabilirsiniz. Her ne kullandıysanız tavuk suyu, et suyu ya da içme suyu. Ama bana göre çorbamın kıvamı tam yerinde oldu. Şimdi çorbamı eklemek için tereyağını hazırlıyorum. Tavaya 1 yemek kaşığı kadar tereyağını alıyorum ve tereyağı pembeleşinceye kadar eritiyorum. Tereyağımı pembeleşene kadar erittim. Aroması çok güzel bir şekilde çıktı. Şimdi onu çorbama ekliyorum. Böyle buram buram mis gibi tereyağının kokusunu hissedebileceğiniz kremamsı bir çorba oldu. Tereyağını da ekledikten sonra şöyle güzel bir şekilde karıştıracağım ve çorbam servise hazır. Çorbamı hemen servis kaseme aldım ve sıcak sıcak servis etmek istedim. Gerçekten yapımı çok kolay. Üstelik de oldukça besleyici bir çorba tarifi. Yapmanızı, denemenizi gerçekten çok isterim. Denediğiniz zaman beğeneceğinize eminim çünkü. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Eğer videomu izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız beni bu şekilde desteklemiş olursunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.